Merhabalar efendim. Pandemi sürecinde aile eğitim seminerleri kapsamında hazırladığımız bu programda bugünkü konuğumuz Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Emine Sevgican Hanımefendi. Kendisiyle bugün pandemi sürecinde aşırılıktan kaçınmak üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, şimdi pek hastanelere gitmekten çekiniyoruz bu süreçte gereksiz yere. Tabii ki meşgul etmemek adına da biraz da tedbir anlamında. Çok doktorlarla diyaloğa girme imkanımız olmuyor bu anlamda. Ben Emine Hanım olarak sizin pandemi sürecinde hayatınızda neler değişti? Önce bu soruyla başlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Hayatımda çok şey değişti. Bir sağlık çalışanı olarak çok şey değişti. Bir Emine Sevgican olarak çok şey değişti. Anne olarak çok şey değişti. Evet. Pandemi gerçekten hayatımızı birçok meslek grubuna ve kişiye göre çok daha fazla değiştirdi. Öncelikle hayatımız çok yoğunlaştı. Mesai saatlerimiz çok uzadı. Nöbetlerimiz uzadı. Eve ayırabildiğimiz zaman azaldı. Şimdi karşımızda hasta olduğu tescillenmiş, pozitif deniyor. Böyle bir hastamız var ya da işte karantinada. Evet. Aynı ev içerisinde de bu mümkün. Evet. Gördük örneklerinde. Bu hasta olan birine karşı bizim nasıl tedbir almamız gerekiyor? Şimdi bu bir bulaşıcı hastalık ve solunum yoluyla bulaşıyor. O nedenle bu konudaki önlemleri almamız lazım. Öncelikle hasta kişilerden olan mesafemizi iyi ayarlayabilmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe diye tabir ettiğimiz. Hasta kişiyle aramızda en az 1-1,5 metre mesafe bırakabilmemiz lazım. Tabii bunu bırakamadığımız, bunun mümkün olmadığı zamanlar var. Bu daha çok sağlık çalışanları için geçerli. Onlara bakım verirken bizim bu mesafeyi korumamız mümkün değil. O zaman da araya koruyucu bariyerlerin, önlemlerin alınması gerekiyor. Bunların en başında diğer vatandaşlarımız için önemli olan maske kullanımı. Mutlaka maske kullanmamız gerekiyor sosyal hayatımızda. Hasta kişilerle temasımız sırasında da bir de vücut hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun başında da el hijyeni geliyor. Hasta kişiyle ve yakın çevresiyle temastan sonra ellerimizi mutlaka en az 20 saniye sabun ve suyla yıkayabilmemiz lazım. Ama bu 20 saniyeyi de çok uzatmamak ya da çok kısa hemen ucundan dokunmamak yani lazım. Yani kararınca. Kararınca. Su ve sabunu bulamadığımız ortamlar olabilir. Her yerde lavabo olmayabilir. Bu kişiyle temasımızda hemen bir şey bulamayabiliriz. El dezenfektanı burada devreye giriyor. Alkol bazlı el dezenfektanları önemli. Onu da bulamıyorsak eğer kolonya bizim Türk toplumumuzun evet. Çok yaygın, çok güzel bir alışkanlığı. Misafirlikte evet. Özellikle eskiden çok yaygındı. Ve o alışkanlık tekrar güncellendi, evet. Hoşumuza da gidiyor aslında. Kolonya ile ellerimizi dezenfekte edebilmemiz lazım. Evet. Mesafeyi koruduk, maskemizi taktık, el hijyenimizi sağladık. Bir de her ne olursa olsun elimizi sık sık ağzımıza burnumuza götürme alışkanlığından evet. Vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü o anda hemen el hijyene dikkat edememiş olabiliriz ama kesinlikle. En azından vücudumuza temas etmezsek virüsün bize bulaşmasını engelleyebiliriz. Evet. Yani kararınca olduğu müddetçe bu dikkat edilecek bu noktaların normal zamanlarda da aslında önemi zaten var. Zaten olması gereken önlemler. Evet. Tabii bu sosyal mesafe ve maske bu kadar önemli değil, değildi. Tabii, ama el hijyeni, temizlik bunlar zaten önemliydi. Şu anda biraz daha ekstra dikkat evet. Etmemiz gerekiyor. Yani bayramlarda çokça duyduğumuz kolonya kokusunu artık evet. Bu süreçte bol bol duyuyoruz. Evet, çeşit. Evet, gerçekten. Tabii burada da o kolonyanın alkol derecesi de önemli tabii ki. Evet, onu da dikkatten kaçırmamak gerekir. Evet. Doğru. Hasta birine karşı bu şekilde davranmalıyız. Ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Temizlik, mesafe, maske kuralına uyarak. Peki oldu da biz yakalandık. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Evet. Kendimizi iyi de hissediyor olabiliriz. Olabilir. Ama virüs bizim sonuçta, vücudumuzda. Evet, aynen. Ve biz virüsü taşıdığımız sürece çevremizdeki o en sevdiklerimiz, gözümüzden sakındıklarımıza virüsü bulaştırabiliriz. Ve ne yazık ki bu hastalığın kimde nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Bazen çok genç, ek hastalığını bilmediğimiz kişilerde çok ağır seyredebiliyor. Bazen de çok hastalığın ağır seyredeceğini düşündüğümüz insanlar daha dirençli çıkabiliyor. Bunu öngörmek mümkün değil. O nedenle olabildiğince hastalıktan korunmak lazım. Bana bir şey olmaz, çocuklar küçük, onlara bir şey olmaz. Eşim çok sağlıklı, her gün spor yapıyor, ona bir şey olmaz diye düşünmemek lazım. Eğer biz hasta olduysak evde olabildiğince kendimizi diğer aile bireylerinden izole etmemiz lazım. Bu birkaç yolla olabilir. Eğer mümkünse ayrı bir odada kalmak lazım. Ev şartları eğer uygun değil, aynı odada kalmak durumundaysak odayı çok iyi havalandırmak lazım. Evet. Yine şimdi
kış şartları tabii havalandırmak da biraz zor. Evet. En azından diğer bireylerle aramızda, aile fertleriyle aramızda 1,5 metrelik mesafeyi korumak gerekiyor. Ev içerisinde diğer bireylerle aynı ortamda bulunuyorsak maskemizi takmaya mutlaka devam etmemiz lazım. Eğer ayrı odada oturuyor isek, ayrı odada oturma şansımız varsa oda içerisinde maske takılmayabilir. Diğer bireylerle ortak alanı kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor. Ortak yani eşyalar. Ev hareketimizi olabildiğince kısıtlamamız lazım. Zaten bu hastalıkta hastalığın doğası gereği biraz hareketsizlik de öneriliyor uzmanlar tarafından. O nedenle çok ev içerisindeki hareketi de hastalarımıza çok önermiyoruz. Hem diğer kişileri enfekte etmemek hem de hastalığının daha iyi geçmesi adına. Lavaboya, banyoya eğer ayırma imkanımız varsa, bazı evlerde var çift banyo, çift tuvalet. Mümkünse o hasta kişiye bir banyonun tahsis edilmesi ve sadece onu kullanmasını sağlanması. Eğer bu mümkün değilse günde bir kez çamaşır suyuyla, %1 sulandırılmış çamaşır suyuyla tuvaletin, banyonun temizlenmesi gerekiyor. %1'lik çamaşır suyu bize çok günlük hayatımızda kullandığımız sağlıkçıların bildiği bir tabirdir ama bunu daha kolay anlaşılabilmesi için 5 litre suya yarım küçük su bardağı, küçük çay bardağının yarısı kadar çamaşır suyunu koyduğumuzda bu %1'lik sulandırılmış çamaşır suyu halindedir. Çamaşır suyunu çok fazla arttırmak temizliğin daha iyi olmasına katkıda sağlamaz. %1'lik çamaşır suyu ortamı dezenfekte etmek amacıyla oldukça yeterlidir. Daha fazlasını kullanmak beraberinde başka şeylere yol açar. Bundan sonra bunlara da herhalde değineceğiz. O nedenle öyle bir temizlik yeterli. Hapşırdığımız, tıksırdığımız zaman mutlaka elimizde mendil olması, tek kullanımlık kağıt mendili olması, bunu kullandıktan sonra atmamız önemli. Ama bunu da aile bireylerin kullandığı çöpe değil, ayrı bir poşete biriktirerek o poşetin ağzını kapattıktan sonra atmamız önemli. Diğer bireylerden, ailenin diğer bireylerine olabildiğince uzak duracağız. Yemeğimizi ayrı bir yerde yiyeceğiz. Çünkü yemek bir sosyal olay. Beraber aile yemek yemek ister, doğru. Ama yemek sırasında maske çıkartılır. Zaten kişilerin birbirinden enfeksiyonu en çok aldığı dönemlerde yemek yedikleri, birlikte yemek yedikleri, birlikte kahve içtikleri o ne yazık ki çok güzel sohbetlerin ortamıdır. O nedenle aile bireylerimizden bu anlamda ayrı bir yerde yemek yememiz ve onlarla temastan kaçırmamız gerekiyor. Evet. Ya bu sürecin biz böyle çok sosyal bir toplum olduğumuz için bu süreç insanları çok psikolojik olarak çok rahatsız eden bir şey. Yani böyle kendini dışlanmış ya da işte aciz ya da işte bunun devamlı olacağına dair böyle bir olumsuz bir enerji oluşturan bir şey. Ama tabii ki bu dönemde insanların birbirlerine olan telkinleri de herhalde çok önemli. Bu geçici bir süreç. Bunu biz olması gerektiği için yapıyoruz. Yoksa hepimiz birbirimizi seviyoruz. Birbirimizin iyiliği için yapıyoruz şeklinde. Biz bu daha hep bu şekilde ifade ediyorum. Yakalandığımızda ailecek koronavirüse. Sağ olun. O zamanlar karantina daha şeydi, yüksekti yani. Biz bir ay kadar filan kaldık evde çocuklarla birlikte. İlk eşimde pozitif çıktığında eşim mesafesini korudu. Dedim ki ya bizi de bulaşmıştır yani. Yok dedi, olsun, belli değildir. Oranı değişik, farklı olabiliyormuş. Virüs tipi farklı olabiliyor. Derecede bulaş olmuş olma ihtimaline karşı. Kızıma hep şey diyordu, hani yaklaşma kızım, işte sarılmayalım, sonra sarılırız. Bu çocuklara şeklinde anlatmak çok zor ve onların kabullenmesi en zor şeylerden birisi gerçekten. Sonrasında bir şekilde onlara da test yapıldı ve dedim ki işte kızıma, kızım bak sen de pozitifmişsin işte, kardeşin de. Yaşasın dedi, babama sarılabileceğim artık dedi. Çocuk ona o gözle bakıyor. Bu anlamda tabii belki de o virüsün bulaş derecesi de önemli. Belki de herkeste aynı etkiyi oluşturmamasının da bir sonucu bu durum. Tedbir her zaman önemli ama aşırıya kaçmadığımız müddetçe. Asıl konumuzun başlığına geri dönersek. Bu süreçte dedik ki ellerimizi yıkayacağız, işte ortamı havalandıracağız, maske, mesafe. Biz insanımız yani vur deyince öldüren cinsten toplum olduğumuz için. Acaba burada aşırılık nedir? Bunun bir ölçütü var mı acaba? Tabii. Şimdi bunu kişi kendisi de fark edebildiği gibi çevresinden bazı uyarılarla da aslında algılayabilir. Aşırıya kaçmak burada ne zaman olur? Temizlik konusunda olur. Korku konusunda olur. Davranışlarını kısıtlama konusunda olabilir. Evinde erzak biriktirme, stokçuluk anlamında olabilir. Birçok konuda aşırıya kaçmak mümkün. El yıkamayı az önce tarif ettim. En az 20 saniye dedim ama bunu saatlerce, dakikalarca sürekli ovalaya ovalaya yıkamaya, elleri fırçalamaya gerek yok. Bu kadar büyük, uzun süreli temizliğe gerek yok.
sadece su ve sabunla yıkanması yeterli. Çok farklı işte mikrop öldüren deterjanlar, şu sıvı sabun, muz sıvı sabun, işte bakterileri %100 yok eden sıvı sabun arayışına girmek falan, bunlara da hiç gerek yok. Evde normal bildiğimiz su ve sabunla güzelce inaktif evet. olabilen bir virüs. O nedenle 20 saniye gerçekten yeterli. Daha uzun süre olmaması lazım ve her temas ettiğimizde ya da her huzursuz olduğumuzda gidip elimizi yıkamak, bu da bir aşırılıktır. Eğer kirli olduğunu düşündüğümüz bir yere temas ettiysek ve ağzımıza elimizi götüreceksek ya da yemek yiyeceksek, bir aktivitemiz olacaksa, o zaman elimizi yıkamamız lazım. Ama durduk yerde sürekli kalkıp kalkıp el yıkamak normal bir davranış değil. Evet. Bu kişiyi hem çok yıpratır hem takıntılı hale getirir. Var olan, daha önceden var olan ama çok semptomları ortaya çıkmayan takıntı hastalığının ortaya çıkmasına sebep olabilir. O nedenle bunlardan kaçınmak lazım. Zaten her şeyin aşırısı kötüdür. Her şeyin, yani çok fazla yapmak ya da yapmamak, hep aşırılar kötüdür her nokta. Yönde. Evet, 2-3 nokta her zaman kötüdür. Hep ortasını ve idealini bulmamız ve yakalamamız lazım. Evet. El hijyeni için de böyle, beden hijyeni için de böyle. Sürekli sabah akşam devamlı duş almaya çalışmak, işte saçını kısacık kestirmek, vücudunu peelinglerle mikroplardan arındırmaya çalışmak. Bunlar aslında bedene zarar veren, kişiye evet. zarar veren, doğal, çevresine zarar veren, yararlı anksiyete bakterileri... ortamını arttıran şeyler. Evet. Ve zaman içerisinde o el, vücut yararlı bakterilerin az önce bahsettiğiniz gibi yok olmasına sebep oluyor. Cildimizin aslında üzerinde bir florası var. Yani bizim bazı yararlı bakterilerimiz var. Bizi aslında kötü huylu bakterilerden koruyan, mikroplardan koruyan evet. mikroplarımız var. Onları yok etmemek gerekiyor. O nedenle bu temizlikte aşırıya kaçmamak gerekiyor. Temizlikte aşırılığa kaçmanın da bir boyutu, o kullandığımız, temizlik amacıyla kullandığımız malzemelerin bize solunum yoluyla da zarar verebilme olasılığı. Yine az önce bahsetmiştim, temizlikte %1'lik çamaşır suyu kullanabiliriz diye. Bu çamaşır suyunun ya da dezenfektanın miktarını arttırmak sadece bizim solunum yoluyla inhale ettiğimiz kimyasal madde içeriğini arttırmak anlamına gelir. Evet. Temizliğe ekstra katkısı yoktur. Bu da özellikle alerjik zeminde olan kişilerde alerjik astım ataklarının ortaya çıkması, alerjik hastalıkların ortaya çıkması, olmayanlarda yeniden oluşması gibi evet. Sorunlara sebep olabilir. Bundan da kaçınmak gerekir. Evet. Yani temizlik anlamında dediğiniz gibi bu sefer de insanlarda işte cilt kuruluğu, egzama, evet, bu tarz evet. hastalıklar cilt ortaya rahatsızlıkları ortaya başladı. Çıkıyor. Biz sağlık çalışanlarına bu ne yazık ki mecburen ortaya çıktı. Niye çıktı? Çünkü her hastayla temasımızdan ellerimizi yıkamamız gerekli. Ellerimizi kremleyip de biraz bekleyip ondan sonra tekrar yeni bir hastaya geçme şansımız da yazık ki yok. Ve dezenfektanlarımız biraz daha normalde kullanılanlardan biraz daha farklı. Bir de ellerimiz sürekli eldiven içerisinde. Onun içerisinde yumuşuyor, kuruyor, terliyor. Ondan sonra dezenfektanlar derken o cilt hastalıklarını çok yoğun yaşadı sağlık çalışanları. Ama normal vatandaşlarımız biraz kendilerini bundan koruyabilirler. Evet, bir tercihe dayalı evet. bir durum. Bir diğer aşırılıkta değinmek istediğim nokta duygu durumumuzdaki aşırılık. Evet. Bu hastalığı, ben böyle bir hastalığın olduğunu kabul etmiyorum, böyle bir hastalık yok diyerek aslında inkar eden, muhtemelen korkularından arınmak için inkar eden bir grup da olduğu gibi, evet. çok aşırı hastalıktan korkarak çevresindeki herkesle sosyal temasını tamamen kesip, içine kapanıp kendisini izole eden insan grubu da var. Bu da bir aşırılıktır. Bundan da kaçınmak gerekir. Çok aşırı korkmak bize hastalığın gelmesini engellemiyor ne yazık ki. Belli kurallara dikkat edersek bu hastalıktan korunmak zaten mümkün. Hasta olursak da tedavisi önemli ölçüde gerçekleştirilebiliyor. Herkes de hastalığın cevabını bilmiyoruz. %100 değil bu şüphesiz evet. ki. Ama önemli bir ölçüde hastalarımızı da tedavi edebiliyoruz. Yani bunu hayatımızın bir fobisi haline getirmek, anksiyete kaynağı yapmak, gece uykulardan uyanıp kalp çarpıntıları yaşayacak düzeye getirmek doğru değil. Evet, bu bir hastalık. Evet, dünyayı etkiliyor. Evet, çok bulaşıcı. Ama bunun bazı yolları var ve korunmanın yolları çok komplike değil. Sadece o basit kuralları, ama kurallara mutlaka uyarak korunmamız mümkün. Bir takıntı haline gerçekten getirmemek gerekiyor. Evet. Bu süreçte acaba psikolojik olarak ya da işte korkular ya da olumsuz bakış açısı hastalıklara yakalanmayı arttırıyor mu, hızlandırıyor mu? Tabii. Şimdi evet, vücut bağışıklığının önemli noktalarından birisi ruhsal durumdur. Kişi eğer kendisini mutsuz hissediyorsa, umutsuz hissediyorsa, karamsarlığa kapılmış hissediyorsa vücut direnci düşer. Siz ne kadar kişiyi iyi beslerseniz besleyin, vitamin takviyeleri yaparsanız yapın. Kişi savaşı kendi içinde kaybetmiştir. Evet, baştan. Savaşa çıkmadan kaybetmiştir. O nedenle ümidimizi, umudumuzu yitirmeden, önlemimizi alarak bununla baş edeceğiz. Şu ana kadar Türkiye her şeye rağmen güzel baş etti. Bu
bundan sonra çok güzel baş etmeye devam edeceğine inanıyorum. Ümitsizliğe kapılmak yok. Elimizden ne gelirse onu yapacağız. Elimizde olan şeylere müdahale etme hakkımızı kullanacağız. Olmayanlara birazcık tabii bir sonraki aşama bilmiyoruz çünkü virüsün kimde ne yapacağını. Orada durmak zorunda kaldığımız yerler oluyor ama alabileceğimiz her türlü önlemi almamız gerekiyor. Evet. Ama ümitsizliğe, umutsuzluğa kapılmadan. Savaşı baştan kaybetmeye gerek yok. Evet, ne olacağı belli değil. Yani evet. Kazanabileceğimiz. Kaldı ki virüsle herhangi bir problem olmayan insanın günlük hayatında bir başka kazayla hayatını yitirmesi, sevdiklerinden ayrılması da mümkün. Bilemiyoruz bir adım sonrasında bizi nelerin beklediğini. En azından bunu artık biraz öğrendik. Bununla ilgili kaygılarımızı kontrol altına almalıyız. Tabii bu noktada şuna da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bazı vatandaşlarımız vardır. Bu takıntı konusunda bazı rahatsızlıkları olabilir. Obsesif kompulsif bozukluk deriz biz. Bazı takıntıları olabilir. Aşırı temiz diye aşırı şey. Bunların daha önceden konulmuş bir teşhisler olabilir ve ilaç kullanmaları gerekir. Lütfen ilaçlarını kesinlikle ve kesinlikle bırakmasınlar. Kontrollerine düzenli gitmeye devam etsinler. Eğer bu aşırılık konusunda anormal bir davranış kendilerine sezerlerse veya yakınları tarafından uyarılmaya başlandılarsa mutlaka bir hekime müracaat ederek yardım istemeleri hem kendileri hem de çevreler açısından doğru olacaktır. Kişi bazen kendi yaptığının farkında olmayabilir. Kesinlikle. Kişi kendisini koruma amaçlı bunlara devam ediyor olabilir. Ama çevresinde annesi, kardeşi, eşi çok fazla yıkıyorsun, niye bu kadar demeye başladıysa ya, orada bir durup düşünmek lazım. Düşünmeden ötesinde harekete geçip hekime gitmek lazım. Evet, doğru. Hatta dizilere de konu olduğu 1, 2, 3, 4 şeklinde. Tabii, doğru. Yani aslında artık bu tür şeylerin farkındalık olması açısından da çok görüyoruz. Evet. Çevremiz o zaman bizi ufak tefek uyarılarla belki bir dikkat çekebilir içinde bulunduğumuz duruma. Evet. Şimdi aşırıya kaçtık, işte kendimizi çektik ya da işte dediler ki o hastaymış ama yani şimdi bizde her türlüsü var. Korona yakalandı deyip hasta ziyaretine giden insanımız da var. Evet. Işte, bu da bir aşırılık mesela. Bu şekilde davranan da var. İşte hiç kapısını çalmayan, sanki telefondan bulaşacakmış gibi telefonunu bile açmayan insanlar da var. Bu süreçte maalesef yakını olmayan insanlar bu anlamda belki de yalnızlığa bırakıldı. Doğru. Her ne kadar işte toplumda işte kurumlarımız tarafından işte sosyal destek ekipleri, vefa destek grupları oluşturulmuş olsa da bunların ulaşamadığı insanlar oldu muhakkak. Yani belki bizim bir adımla ulaşabileceğimiz insanlardan haberdar olmadıkları için o insanlar yalnız bırakıldı. Belki de bu süreçte yalnız psikolojik olarak böyle bir sıkıntıya sebebiyet verildi. Evet. Bu durumda acaba sosyal yardımlaşma adına birey olarak, vatandaş olarak bizlere neler düşüyor? Biz şahit olduğumuz bir şeyler olarak, varsa tabii evet, ki. Türk toplumu olarak bu konuda şanslı bir toplumuz. Sosyal ilişkilerimiz güçlü bir toplum. Bu hastalık her ne kadar bazı anksiyeteler yarattıysa da biz yardımlaşmayı seven bir toplumuz. Evet. Zaten biz kendisi komşusu açken kendisi tok uyumayan, yatmayan insan grubuyuz. Ama şu dönemde biraz daha hassas olmak lazım. Çünkü dediğiniz gibi bu ihtiyaç sahipleri bir yerlerde izole kalmış olabilir. Onlara kimse ulaşmamış olabilir. Herhangi bir sosyal yardımlaşma derneği onları görmüyor, bilmiyor olabilir. O nedenle onlara el uzatmamız lazım. Nasıl el uzatacağız? Tabii evine gidip de yanına oturup sohbet ederek değil. Ama evimizde bir tas, bir tencere çorbamız piştiyse ona da bir tabak ikram ederek ama sosyal mesafe ve temizlik kurallarına, maske kuralına uyarak en azından kapıdan ikram ederek ya da ihtiyacı olduğunu biliyorsak bir kuruma haber vererek ona yardım ulaştırılmasını sağlayarak bunlara mutlaka el uzatmamız gerekiyor. Bazen bizim hastanemize de diğer hastanelerde bu tür hastalarımız gelebiliyor. Kaymakamlık aracılığıyla, belediyeler aracılığıyla geliyor ve bize bilgi veriliyor. Bu kişi evde yalnız yaşıyor, kimsesiz, öyle ilgilenilmesi hususunda diye. Çünkü onların refakatçi ihtiyacı olduğunda refakatçileri yok, yalnızlar. Onlara biz farklı destek giriyoruz, farklı şekilde yaklaşıyoruz. Toplum içerisinde de bu kişilere en azından erzak yardımıyla, yiyecek yardımıyla bir yerlere haber verme şeklinde yalnız bırakmamak gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. İmkanlarımız kısıtlı değil. Evimizde biz sadece kendi çoluğumuza, çocuğumuza yetebiliyoruz maddi olarak. Çorbamıza dahi ikram edecek durumumuz yok. Telefonla hatırını soralım. Nasılsın diyelim. Ses olalım, yürek olalım. En azından onu yapabilmemiz lazım. Evet. Bu anlamda çok önemli.
Şimdi önlemlerden bahsettik. Maske, mesafe, temizlik ve dedik ki işte aşı çalışmaları, aşılanmalar başladı. Işığı gördük inşallah dedik. İnşallah. Bu önlemler arasında aşının yeri nedir? Yani evet. Bu aşı üzerine de toplum ayrışmış. Yani evet. Bir grup evet olacağım diyor, bir grup hayır diyor, bir grup da kararsız. Yani birileri olsun da ben de ondan sonra olayım şeklinde. Evet. Yani farklı aşı türlerinden bahsediliyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz acaba? Aşı bulaşıcı hastalıkların tedavisinde önemli. Her hastalığın tedavisinde aşı mümkün olmayabiliyor. Bu hastalık yeni bir hastalık ve virüs yeni bir virüstü. Aşı çalışmaları da hemen çok hızlı yapılabilen çalışmalar değil. Ancak yeni aşı üretilebildi dünyada çeşitli ülkelerde. Bizim ülkemizde de aşı çalışmaları devam ediyor. İnşallah çok uzun olmayan bir gelecekte bizim kendi Türk aşımız da imal edilmiş olacak. Zaten biz geçmişte tüm dünyaya aşı üreten, aşı bulan bir ülkeydik. Onun tekrar canlanmasını heyecanla bekliyoruz, görüyoruz ve bu bizi mutlu ediyor gerçekten. Türkiye'ye gelen, şu anda gelen ve yapılmaya başlanan aşı oldukça güvenilir bir aşı. Tabii tereddütler var, korkular var. İnsan bilmediği şeyden korkar. Ama biz sağlıkçılar biraz daha işin içerisinde olduğumuz için galiba o rahatlığı biraz daha fazla yaşıyoruz. Çünkü şu anda gelen ve yapılmakta olan aşı inaktif virüs aşısı dediğimiz bir aşı. Virüsün zayıflatılarak hastalık yapmaz ama bağışıklık oluşabilir düzeye getirilmesinden sonra insan vücuduna uygulanan ve kişinin bağışıklığının artırılmasını sağlayan bir aşı. Şöyle örnek vermek gerekirse her yıl hani sonbahar sezonunda biz grip aşısı yaptırıyoruz ya, ihtiyacımız varsa, herkes yaptırmıyor ama evet. Özellikle risk grupları yaptırıyor. O aşının hazırlanma yoluyla bu aşının hazırlanma yolu aynı. İçerisindekilerde aşağı yukarı aynı. Sadece virüs farklı. Çünkü bu virüs daha önce karşılaştığımız grip virüslerinin aynısı değil. Farklı bir virüs. Ona karşı oluşturmuş ama yöntemi, metodu, içerisine konan maddeler, bağışıklık oluşturma yolu aynı. Farklı aşılar da geliştirildi Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da. Onlar da güvenli aşılar. Çalışmaları da başladı. Türkiye'de de bu gelmiş olan aşının faz 3 çalışması Türkiye tarafından ayrıca yapıldı. Hatta o faz 3 çalışmasına ben gönüllü olarak katıldım. Evet. O faz 3 çalışmasında kişilere aşı mı, plasebo mu, yani yalancı aşı mı olduğu bilinmeden aşılama yapıldı. Bizler belli süre takip edildik. Günlük olarak semptomlarımız her akşam bize telefon açılarak soruldu. Rapel dozlarımız, yani tekrar dozlarımız da 14. gün yapıldı. Çalışmanın sonunda artık Türkiye aşı gelmiş idi ve Türkiye aşılaması başlayacaktı. Çift körlüğü, yani bizim o bize yapılanın aşı olup olmadığını bilmeme durumumuz ortadan kaldırıldı. Örneğin ben plasebo grubuna denk geldim. Yani ben gerçekte aşılanmamışım ama kontrol grubu olarak kullanılmıştım. Evet, o nedenle bana bilgi veriliyor. Ben tekrar aşımı yaptırdım. Eşimle beraber katılmıştım. O da hekim. O aşı grubuna denk geldi. Antikor düzeyi güzel yükseldi. Ve şu anda o benden önce aşılı olmuş oldu. Orada gördüğümüz sonuçlarda, en azından şu anda ilk aldığımız sonuçlarda yüz güldürücü. Bir yan etki ben kendimde görmedim. Eşimde görmedim. Şu ana kadar yapılan meslektaşlarımda ufak tefek minik minik yan etkileri oldu ama bu her zaman her aşıyla ortaya çıkan yan etkilerden farklı bir yan etki. Şu ana kadar rastlamadım. Tabii aşı sayısı sağlık çalışanlarına hızla yapıldı ve hemen hemen tamamına neredeyse ulaşılmak üzere ama toplumun çok büyük bir kesimi değil bu. Henüz küçük bir kesimi. O kesimde gördüğümüz yan etkiler çok ciddi yan etkiler değil. Toplumda da böyle devam edeceğini ümit ediyoruz. Biraz zaman gösterecek ama aşı yapılmaktan kesinlikle imtina edilmemeli. Özellikle risk grubundaysanız mutlaka aşınızı yaptırmamız gerekir. Aşı önemli bir şey. Aşı birazdaki gelecek günlerin güzelliğini bize hızlı getirecek bir araç. Bundan faydalanmamız lazım. Evet. Bir de aşı olmamanın şöyle bir şeyi de var. Şimdi kişi tabii kendi bedenidir. Kendi bedeniyle ilgili kararları verebilir. Ama bu bir toplumsal sorun. Bu bir enfeksiyon hastalığı. Bu bir bulaşıcı hastalık. Bizim kendimizi korumayarak enfekte olmamız başka kişilerin enfeksiyon olmasına sebep olacağı için başkalar üzerine, aslında hani siz bu konuyu daha iyi bilirsiniz ama, adeta bir kul hakkı doğuruyor. Biz kendimizi iyi koruyarak aslında diğer insanları da korumuş oluyoruz. En azından bu anlamda kişinin aşıya o gözle bakması ve aşıyı mutlaka yaptırması lazım. Çünkü toplumun enfeksiyondan arınabilmesi için toplumda bağışıklığın belli bir düzeye gelmesi lazım. Evet. Bu düzeyi enfeksiyonla belli bir düzeye gelebilir.
Ama aşıyla getirmek varken niye hastalanmayı bekleyelim ya da kişilerin hastalanmasını bekleyelim? O nedenle aşı önemli, aşıyı mutlaka yaptırmamız lazım. Evet. Hı hı. Sanırım risk gruplarına öncelik mi tanınıyor bu aşılama sürecinde? Tabii. Aşamaları şimdi az önce de bahsettik, hastalık kimde nasıl bir tablo yol açacağını aslında bilmiyoruz. Ama öngördüğümüz bazı şeyler var. Bir, çok sık enfeksiyonla karşılaşan kişilerin enfeksiyona yakalanma riski yüksek oluyor. İki, bu kişiler eğer çok ağır virüs yüküyle maruz kaldılar, onların enfeksiyonlarının daha şiddetli geçeceğini görüyoruz. Yani maruz kalınan virüsün miktarı önemli. Üç, kişinin vücut yapısı önemli, yaşı önemli. Kronik hastalıkları olup olmaması önemli. O zaman biz önce bu grupları aşılarsak ve korursak bu hastalık nedeniyle yitirdiğimiz vatandaşlarımızın sayısını azaltabiliriz. Bu yoldan çıkılarak öncelikle sağlık çalışanlarına aşılama yapıldı. Çünkü sağlık çalışanları şu anda toplumun en önemli zinciri. Bu meslek grubumuzun önemli olması anlamında söylemiyorum. Diğer kişilere sağlık götürecek olan bizleriz. Evet. Yani eğer maskeyi bizler... önce kendine tak prensibi gereği aynen, belki. Aynen, gerçekten öyle. Eğer bizler hasta olursak ya da sağlık zinciri kırılırsa toplumun diğer zincirlerin ayakta kalması mümkün değil. O nedenle önce bu zinciri sağlam tutmak, önce sağlık çalışanlarını aşılamak ve onları hastalığa karşı koruma altına almak lazım. Daha sonra yine bu konudaki direnci çok düşük olan ve enfeksiyonu birbirine yayma olasılığı çok yüksek olan bakım evlerinde, huzur evlerinde kalan yaşlılarımız var, sakinlerimiz var. Şimdi sıra onlarda, onlar aşılanacak. Daha sonra ileri yaş grubunda yine 90 yaşın üzeri, 85 yaşın üzeri, 80 yaşın üzeri bunlar böyle yaprak yaprak gelerek 65 yaşa kadar yavaş yavaş azalacak. Ve sonra kronik hastalığı olanlar, işte şeker hastalığı, diyabet hastalığı, immün yetmezliği, kalp hastalığı, daha önce ameliyat olması, immün yetmezlik oluşturan bir durumunun olması gibi faktörleri olan kişiler aşılanacak. Daha sonra biraz daha gençlere doğru inecek ve yaş grubu 18'e gelene kadar aşılama katman katman devam edecek. Çocuklar bu grupta değil. Çocuklar sanırım. Bu grupta şu an için değiller. İleride çalışmalar hangi boyuta evrilecek, onlar için bir aşı yapılacak mı veya bir aşı gereksinimi olacak mı bilmiyoruz. Zaten 18 yaş altına biz çocuğun eğer bir altta yatan bir hastalığı yoksa, bu enfeksiyona karşı özel bir durumu yoksa, özel bir bağışıklık sorunu yoksa tedavi dahi vermiyoruz. Onlar çok hafif atlatıyorlar. Evet. Bazen semptomları hiç göstermiyorlar. Evet. Bazen hafif bir iki ateşle, kırgınlıkla geçiriyorlar. Tedavi dahi verilmiyor. Şu an için aşılanmaları söz konusu değil ama ileriki günlerde nasıl olur onu hep beraber göreceğiz. Evet. Peki bu aşı olanlar için tekrarlanması durumu söz konusu mu? Tabii. Bu aşının rappel doz diyoruz biz ona. Tekrar dozu da gerekli. 28 günden sonra kişiler ikinci kez yeniden aşılanacaklar. Vücutta bırakılan bağışıklık düzeyinin artması, kişinin hastalığa karşı iyi korunabilmesi amacıyla rappel dozunun yapılması gerekli. Bir de aşının kaç ay boyunca kişiyi koruyacağını da çok kesin, yani biraz tahminlerimiz var. Az çok ilk yapılan çalışmalardan gördük ama net değil bilgimiz. Bu konuda da çalışmalar devam edecektir. Kaç ay sonra yeniden aşılama çalışması yapılacak? Onu da hep beraber yaşayacağız ve karar vereceğiz. Dediğiniz gibi insan bilmediğinden korkar. Bu anlamda o zaman aşı hakkında ya da Türkiye'de uygulanan, ülkemizde uygulanan aşı hakkında belki biraz daha açıklayıcı, biraz daha izah edici bilgilendirmeler yapıldığı takdirde insanlar da ona göre tavrını değiştirecek ya da tabii, işte tavrını da devam edecekler. Tabii. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasında, web sayfasında sık sorulan sorular bölümü vardır. Büyük harflerle SSS diye geçer. Yine aynı şekilde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında yine sık sorulan sorular vardır. Aşıyla ilgili bölümler vardır. Halka yönelik olarak hazırlanmış güzel bilgilendirme notları vardır. Onları da açıp okuyabilirler eğer arzu ederlerse. Bilgilenmek önemli. Evet, bu süreçte tabii şu da önemli. Ayrıştırma meselesi, toplumu ayrıştırma adına, yani aşılılar, aşısızlar, işte aşı karşıtları, aşı sempatizanları, aşı taraftarları şeklinde. Bu süreçte bu konuda da aslında hassas davranmak gerekiyor. Belki de öteleyerek belki kimseyi kazanamıyoruz. Bu anlamda ona da aslında dikkat etmek gerekiyor gruplandırma olmadan. Toparlamak gerekirse... Dedik ki tedbirlerimizi alacağız. Evet, aşırıya kaçmadan. Aşırıya kaçmadan, evet. Günlük hayatımızı bozmasına müsaade etmeden, kendi sağlığımızı bozmasına müsaade etmeden. Evet, çevremizdekileri de riske atmadan. Evet. Tedbirimizi yerinde yeterince yapacağız. Çevremize karşı duyarsız kalmayacağız. Evet. Değil mi? Evet, yani yardım izole yaşamayacağız. Başkalarını da düşüneceğiz, düşünmeye devam edeceğiz.
sosyal mesafemizi koruyarak yardıma ihtiyacı olanları olabildiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Olamıyorsak en azından halini hatırını soracağız. Evet, yardımı belki ulaştırmaya vesile olabiliriz evet, bu anlamda. Evet. Sosyal varlık olmaya devam edeceğiz. Evet. Mesafeli ve devamlılığını evet. sağlayarak evet. inşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Davetimize icabet ettiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağ olun. Evet, pandemi sürecinde aile eğitim seminerleri kapsamında bugün sizlerle Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Emine Sevgican Hanım'la birlikte pandemi sürecinde aşırılıktan korunma konusu üzerine konuştuk. Haftaya bir başka konu ve konukla tekrar karşınızda olmak üzere. Allah'a emanet olun.